Bir şeyi yapmayı hayal ederken geçen süreyle onu yaşarken geçen süre kesinlikle aynı değil. Yani okay, yurt dışına gidip... Bunu bana İngilizce söyle, hemen stüdyoyu terk ediyorum. Yani orada görüştüğün aileye sen diyorsun ki bir şeyi bir daha söyle. Hayır, ben orada... Bir daha söyle. De ki bir şeyi... Hayal ederken geçen süreyle aslını yaşarken geçen süre aynı değil. Okey, bunu Londra'da bulduğun bir aileye söylesen aile hızla kaçarak uzaklaşır. Ben bizim dilimizi bilmeyen insanları aptal yerine koyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ben onları aptal yerine koyuyorum. Çünkü bizim mimiklerimiz bir insanla sohbet ederken şunu düşünün, en basitinden bir turist geliyor, refleks olarak daha yüksek sesle konuşuyorsunuz sanki adam sağırmış gibi. Diyor. Evet, bir yer tarif ederken, bir şey anlatırken. Şimdi o kültürü bilmiyoruz. Mesela markete giriyorsun, biriyle tanışıyorsun işte, ya da kasiyer bir şey soruyorsun. Ya da herhangi biriyle tanıştın. Hani bu konunun başında dediniz ya, oturup bir yabancıyla ne konuşursun, bir İngilizce ne konuşursun diye. Ne konuşabilirsin ki? Elinin, kolunun, yüzünün mimiklerinden. Siz biraz önce anlatırken ellerinizi kullanıyorsunuz ve anlattığınız şeyi kuvvetlendiriyorsunuz. Onların kültüründe böyle bir şey yok ki. Bu bize ait bir şey. Yani yabancı dili ne kadar iyi konuştuğunuzun hiçbir önemi yok. Her kültürün kendine ait anlatırken kullandığı bir bakışı, el kol hareketi, bir duruşu vardır. Bu bizim kültürümüzden kaynaklı, insanla alakası olmayan bir şey. O kültürün o tarafını tanımadığımız için bu derin mevzuları oturup konuşamıyoruz haliyle. Tabii ki de tanıştığımız zaman, mesela Türkiye'de de yeni bir aile tanıştığınızda, yemeğe gittiğinizde elbette işte İstanbul'dan, çocuğunuzu kaydettirdiğiniz okuldan vesaireden konuşuyorsunuz. Yeni tanıştığınız insanlarla yani felsefi konuşmalar zaten yapamazsınız ki. O masadaki o enerjinin dönmesi gerekiyor. O masadaki herkesin o algıya sahip olabilen insanlar olması gerekiyor. Çünkü biz herkesle, Türkiye'de Türk olan herkesle bir şekilde karşısına geçtiğimizde tavırlarından, konuşmasından onun anlattığımız şeyi bir şekilde anlayabilme kapasitesi olduğunu bilir ve o kapasiteye göre hareket ederek konuşuruz. Aptalla aptal gibi, akıllıyla da akıllı gibi konuşuruz. Ama İngilizler dahil olmak üzere yabancıları tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. O yüzden hep yurt dışında yaşayan insanlar hayatlarını çok kalabalık ve çok güzelmiş gibi aktarırlarken aslında o kültür tanımazlığından ve duygu yoksunluğundan kaynaklanan havada askı gibi yaşamaya devam ediyorlar. Şöyle bir örnek vereceğim. Ben 11 sene yaşadım. Türkiye'ye döndüm. Henüz bir sene olmadı. Taşındığımın ertesi günü bakkala gittim, eve kahvaltılık bir şeyler almak için. Ayağımda parmak arası terlikler. Apartmandan çıktım, merdivenlerden aşağı iniyorum. Ki bu arada parantez içinde söylüyorum, ben dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şartında yaşayabilecek bir insanım. O gün bakkala giderken ilk defa ömrümde ayak tabanımın yere değdiğini hissettim ve o merdivenlere oturup ağladım. Çünkü ait olma hissi böyle bir şeydir. Bir yere de, birine de, bir kültüre de, bir sohbete de ait olmak böyle bir histir. Oo, alkışlayalım o. Harbiden. Biliyor musunuz, provoke olduğunda müthiş oluyor. Provokasyona müthiş geliyorsun. Müthiş provoke edilebiliyorsun. Müthiş, müthiş, müthiş. Bütün aklın, zekan, her şeyin provokasyondan sonra pırıl pırıl parlıyor. Senin seni provoke edecek bir adama ihtiyacın var. Öyle mi? Kesinlikle. Oh, harikulade bir kız. Çok güzel şarkılar yazıyor. Çok güzel şarkılar söylüyor. Ve provokasyon yapıldığı zaman müthiş derecede şey yapıyor, sinirleniyor ve konuşmaya başlıyor. Aa, hayır, bu benim sinirli halim değil. Çok sakinim ben. Her neyse. Önemli değil. Kaç tane yabancı sevgilim oldu biliyor musun? Kaç? Çok. Ve onlardan ne kadar sıkıldım biliyor musun? Ne kadar? Çok. Korkunç derecede sıkıldım. Sürekli kendimi bir halı satmaya çalışan ya da rehberlik yapan bir adam gibi hissettim. Neden peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum neden oldu. Sürekli sanki halı satmaya çalışıyormuşum gibi bir şey var. Çok güzel halı. Oba. Yani sürekli bunu yapmaya çalışıyormuşum gibi bir duygu içindeydim. Halbuki felsefe, çünkü aşk felsefik bir şey aslında. Ya yani bildiğimiz anlamda.
aşk felsefik bir şey. Yoksa kimse birbirine ha dünya bir tarafa, sen bir tarafa demezdi. Bu aşık olduğumuz zaman söylediğimiz bir laftır. Evet. Ve felsefiktir. Bu laf felsefiktir. Normal bir insan böyle söyleyemez. Sabah kalkıp okula gitmesi gereken ya da sabah kalkıp işe gitmesi gereken bir insan sadece bir kadını ya da bir kadın bir erkeği seviyor diye böyle söyleyemez. Ama bu felsefiktir. Ve bu topraklarda başka yaşanıyor. Başka topraklarda başka yaşanıyor. Evet.